Merhaba arkadaşlar, bir motor incelemesine hoş geldiniz. Bugün karşımızda bu var. Evet, müziği kısalım. Anahtarı bu. Anahtarı cebimize koyalım. Keyless Go var. Eldivenlerimizi takalım. Dışını göstermeye gerek yok, bilenler bilir zaten. Evet. Çalıştırdık. Ve yola çıkıyoruz. Bakın, cam otomatik olarak yukarı kalktı. Kendi kendine. Motor Goldwing 1600 cc. Doğrusunu aşağı yazarım. 6 silindir. Bu ne? Burası açık kalmış. Evet, motorumuz, pardon, arabamız. Buna motor dersek, diğerlerine onu bilmiyorum. Buna motor demeyeceğim. Bu araba gibi bir şey. Başlangıçtaki müzik sesinden de anlayacağınız üzere motorun üstünde burada ve burada hoparlörler var. Ve çok güzel bir ses sistemi var üzerinde. Giderken müzik dinlemenize olanak sağlıyor. 6 silindirli 1600 cc, yani bir arabadan, ortalama bir arabadan daha yüksek cc'li ve daha fazla silindire sahip. Şu an otobanda 140 ile gidiyorum. Fakat bana hissettirdiği 100. Hiçbir şekilde titreşim yok. Üzerinde o kadar rahatım ki sanki evimin koltuğunda oturuyormuşçasına seyahat ediyorum. Rüzgar neredeyse hiç almıyorum. Bacaklarımda çok hafif bir rüzgar var. Onun dışında kaskımın tepesine patlayan bir rüzgar yok. Önümüzde koskocaman bir ekran. Sol tarafta hız göstergesi analog bir şekilde. Sağ tarafta ise devir göstergesi analog bir şekilde bizi karşılıyor. Vites göstergesi dijital. Solda bir dijital ekran daha var. Toplam kilometre, ne kadar kilometre gidebileceğiniz ve benzin göstergemiz. Sağ tarafta ise motor sıcaklığı göstergemiz mevcut. Arkamda sırt dayama desteği var. Şu an o kadar rahat bir sürüş yapıyorum ki size anlatamam. Aynaları araba aynası gibi. Arkamı çok güzel bir şekilde görebiliyorum. Fakat ayarlamasını elle yapmak zorundasınız. Otomatik değil. Hani uzak kalıyor biraz ayarlamak için. Gidon mesafesi gördüğünüz gibi dirseklerim kırık. Çok rahatım üstünde. Gidon yakın bana. Yolu o kadar hissettirmiyor ki motor. Şu an sanki havada gidiyorum ya. Süspansiyonları çok çok iyi. Tabii ki yol için. Hani arazi şartları için değil. Şurada görebiliyor musunuz bilmiyorum. Bir süspansiyon daha var. Sürekli oynuyor. Şöyle biraz yakınlaşayım. Bu şasiye bağlı bir süspansiyon sanırım. Ön ve arka süspansiyondan farklı olarak çalışıyor ve tamamen sizin konforunuz için yapılmış. O yüzden bu kadar yolu hissetmeden gidebiliyorum. Motor 2 kişilik tam bir tur motoru. Yani yol, uzun yol motoru. Al bunu, uzun yola çık. Arabanda ne kadar rahatsan bunda da o kadar rahatsın. Tek eksiği, hani yazın kliması yok. Kliması olmayan üstü açık bir arabada şu an gidiyor gibiyim. Hissiyatı öyle. Ve güzel bir araba. Süspansiyonları iyi bir arabada gidiyorum. Motor yaptığınız hızı kesinlikle hissettirmiyor. Yani şu an 150 ile gidiyorum. Zaten mikrofona da rüzgar sesi gelmeyecektir. Kaskımda herhangi bir ses yok. Yani kaskımda patlayan bir rüzgar yok. Sadece dediğim gibi kollarımın yanlarına biraz geliyor. Ve bacağımın en alt kısmına azıcık rüzgar geliyor. Burhan abi, bir şey mi oldu? Çanta açılmış. Motorun sesi muazzam. Evet, biraz az fakat size verdiği ses, nasıl tarif edeyim? V6 motorlu araçlar vardır ya. Aynı onun gibi ses geliyor. Hani gürül gürül, ben güçlüyüm diyor. Şunu kapatalım. Motor size diyor ki ben güçlüyüm. Onu fazlasıyla sesinde de hissettiriyor. Gidişinde de hissettiriyor. Teknik verilerini şuraya yazacağım. Oradan bakabilirsiniz. Tork değerlerini, işte beygir değerlerini yazacağım. 300'ün üzerinde kilosu var. Giderken bunu çok fazla hissetmiyorsunuz. Mesela kontrayı verelim. Yani biraz hantal bir motor. Evet, kontrayı verdiğinizde hemen ani bir tepki vermiyor. Fakat çok da rahatsız edici değil. Ama bu motorla şehir içine girmeyin. Ağırlığını fazlasıyla hissettiriyor size. Geniş bir motor gördüğünüz gibi. Şehir içinde çok sıkıntı yaşarsınız. Ki ben yaşadım. Ama uzun yolda da gerçekten hakkını veriyor motor. Pardon, araba. Pardon, motor. Pardon, araba. Adını siz koyun. Bu motor değil çünkü. Araba da değil. Bu farklı bir şey. Bu bir yaşam tarzı. Yani nasıl chopper motorlar ve Harley ayrıysa, Harley bir yaşam tarzıysa, Goldwing de aynı şekilde öyle. Evet, modları var. Tur modundayız şu an. Sport modu aldım. Gaz tepkisi hemen değişiyor. Tur moduna tekrar aldım. Evet, daha da hantallaştı. Rain modunu aldım. Oo.
Motor öldü şu an. Sport alalım tekrar. Gaz tepkisi bayağı değişiyor modları değiştirince. Motorun üzerinde hız sabitleyici var. Tabii ki bu tip bir motorda olmazsa olmaz. Müzik sistemimiz var. Çok büyük bir artı. Yolda giderken insanlar sürekli size bakıyor. Müzik sesinden dolayı. Yani gözler sürekli üstünüzde oluyor bu motorun üstündeyken. Motorda geri vites var arkadaşlar. Tabii ki bu kadar ağır bir motoru hareket ettirmek, bilhassa geri geri hareket ettirmek imkansıza yakın. Yani ayaklarınıza çok zor oluyor. O yüzden geri vites koymuşlar. Çok da mantıklı bir hareket olmuş. Sesi ayarlayabiliyoruz buradan. Şu an motoru kurcalıyorum. Ses ayarı. Buradan geri çıkamıyor muyuz? Elcek ve koltuk ısıtma var motorun üzerinde. Bu arada iki koltuk içinde ısıtma var. Hem artçı koltuğu hem de sürücü koltuğunda koltuk ısıtma mevcut. Camı indirip bakın ne kadar fark ediyor. Kaldırabiliyorsunuz. Motora iyi kaldığımızda kendi kaldırmıştı camını. Bu özelliğini beğendim. Yani bununla uğraşmıyorsunuz. Motoru stop ettiğinizde cam otomatikman iniyor. Motoru çalıştırıp yola çıkmaya başladığınızda cam sonuna kadar kalkıyor. Sonrasında buradan ayarlayabilirsiniz dediğiniz gibi. Bunu çok sevdim. Kornası araba kornası gibi. Sesi duyulacak mı bilmiyorum. Çok tatlı bir kornası var. Radyoyu buradan ayarlayabiliyormuşuz. Şu an radyo çalıyor mu? Çalmıyor sanki. Bakın. Of, süspansiyonları çok iyi ya. Aşırı iyi. Hoppa. Bildiğin yaylanıyor ya. Şu an 140 ile gidiyorum ve gerçekten 140'ın hiçbir şeyini hissetmiyorum. Hani bu motor hız motoru değil. Evet, 6. vitesteyim ve 3000 devir civarındayım. 130'la gidiyorum. 6000 devir çeviriyor. 200 yapar diyeceksiniz. Fakat 180'e limitör koymuş adamlar. Tabii ki hız motoru olmadığı için limitör koymuşlar. Çok normal. Eksi bir özelliğine gelince yakıt deposu küçük. 15 litre civarı, yani sahibi öyle söyledi bana. O özelliği çok hoş değil. Sen tur motoru yapıyorsun, uzun yol motoru yapıyorsun. 15 litre yakıt tankı koyuyorsun. Olmaz. Yani en azından bir 20-25 litre olmalıydı diye düşünüyorum. Motorun eksi özelliklerine gelince bir eksi özelliği daha. Aynalarının buradan otomatik ayarlanıyor olması gerekiyordu ama elle ayarlamak zorundasınız. Bu bir eksi özellik. Ön cam muazzam. Ön cama diyecek hiçbir şey yok. Yani rüzgar namına hiçbir şey almıyorsunuz. Değiştirmek için enter tuşuna basın. Bastım. Niye olmuyor? AUX girişi varmış. FM radyosu var. Bluetooth, iPod diyor. iPod girişi de varmış. USB girişi de varmış. Şu an biz radyodayız ama radyoyu bir şekilde çalıştıramadım ben. Benim hoşuma gitmedi bu. Tamam. Şu an çalışması gerekmiyor mu? Baktım ama ses gelmiyor ya. Radyosunda bir sıkıntı var sanırım. Ama Bluetooth'la bağlandığınızda muazzam bir ses kalitesiyle müzik dinliyorsunuz. Bu hızlarda müzik size geliyor. Biraz az olsa da geliyor. Fakat tatmin edici düzeyde. Bu ekran sadece multimedya için yapılmış. Hani başka bir veriyi göremiyorsunuz. Evet, hız sabitleyicisini açtım şu an. 140'a sabitledim ve gidiyorum. Evet, ön ve arka koltukta koltuk ısıtma var dedim. Bu önemli, bunun olması gerekiyor. Onun dışında motorun en sevdiğim özelliği aşırı rahat olması. Çok çok rahat. Egzoz sesini çok beğendim. Gürül gürül gidiyor. Ha, biraz kısık tabii ki. Fakat çok güzel olduğunu söyleyebilirim sesinin. Anahtarsız çalıştırma ve giriş olması çok güzel. Ön camın inip kalkabilmesi muazzam. Hiçbir şekilde rüzgar almıyorum. Of, koluma bak nasıl gitti. Bu çok güzel. Hani ben şu ana kadar ki bindiğim motorlarda en az rüzgar alan motor bu. Öyle söyleyeyim size. Hatta almıyor diyeyim. Eksi özellikleri deposunun küçük olması. Hani uzun bir tur yapacaksanız sürekli benzin almanız gerekebilir. Bir başka eksi özelliği aynalarının böyle uzanarak elle ayarlanması. Zaten yani diyecek fazla bir söz yok motora. Şunu da söyleyeyim. Arkasında çantası var. Entegre, motora entegre bir çantası var. Gayet yeterli bir saklama alanı var. Kask alır. Önemli olan da bu zaten. Bu bigger versiyonu değil. Yani yanlarda iki tane çantası yok. Sadece arkada bir çantası var. Ama çok fazla bir şey almaz. Hani uzun tura gideceğim, işte bavulumu alsın diyorsanız onu almaz. Evet, ben başka eksi özellik bulamadım motorda. Hani bu saydığım bir, depo kapasitesi az. İki, aynalar elle ayarlanıyor. Hani bulduğum eksi özelliklere bakar mısınız? Ha, bir de şeyi katabiliriz. 180'de limitör olması. Ha, benim için sıkıntı değil. Bu hızlar zaten yeterli otobanda. 140, 150, 160. Daha ne istiyorsun? Bu motor racing bir motor değil sonuçta. Uzun yol için yapılmış bir motor. Gayet yeterli.
Yani son hız olarak gayet yeterli. Evet, benim motor hakkında anlatacaklarım bu kadar. Gerçekten benim için farklı bir deneyim oldu bu motora binmek. Hani bu kadar rahat bir motorun olabileceğini ben düşünmüyordum. Ama varmış. Onu görmüş olduk. Araba gibi gidiyorum şu an. Arabada nasıl gidiyorsam öyle gidiyorum yani. Oh, sırtımı da yaslayayım şuraya. Oh. Evet arkadaşlar, bir inceleme videomuzun daha sonuna geldik. İncelememi istediğiniz motorları yorumlar kısmında belirtirseniz ben de bunu incelemeye çalışırım. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basıp bana abone olursanız bana destek olmuş olursunuz ve ben çok mutlu olmuş olurum. Cümleye bak. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın.